heyecanlarım. Şu anda enerjim tavan çünkü en sevdiğim şehir olan Budapest'teyim. Aslında en sevdiğim şehir Barcelona'ydı ama şu anda sanırım değiştirdim. Güzelliğine bakın zaten. Budapest'in sembollerinden biri bu köprü. Kaldığımız hostelde buraya 2 dakika uzaklıkta. Hemen sokağa dönüyorsunuz, bu köprüyü görüyorsunuz. Ve geceliği sadece 5 euro. Orayı da göstereceğim. Çok tatlı bir hostelde kalıyoruz. Ama bugün hosteli böcekler sarmış ve eşyalarımızı toplamamızı söylediler. İlaçlama yapılacakmış. Bugün ilk defa gezeceğiz biz de şehri. Dün geldik ama dün hostelde bayağı bir dinlendik. Bakın bu sarı tramvay da buranın simgelerinden biri. Round and round we go, losing self-control. Çok da gitmeyeyim, korktum. Takarım bir şey olur mu olur? Allah muhafaza. Saçlarımızı bugün yerde öyle aynı yaptık. Neydi kız bunların adı? Çitlambik miydi? Cimcime. Cimcime deniliyormuş bu saç modeline. Çocuk hemen çıktı, ben niye çıkamadım? Ay kendimi şu an özgür hissettim köprüden. Ay ben burada duracağım, bütün gün gelene geçeni izlerim. Bir şey daha öğrendim. Bu da su, peşte de ateş demekmiş. O yüzden bu şehir su ve ateşin şehri olarak da anılıyormuş. Biz o zaman biraz gezmeye devam edip bu köprünün tadını çıkaralım. Bugün çok şanslıyız çünkü hava da çok güzel. Şu üzerimde giydiğim şeye bile ihtiyacım yok ama elimde taşımak zor geldiği için yanımda. Şöyle deftere notlar aldık. Bu defterin içine aslında fotoğraflarımızı koyacaktık. Gezdiğimiz yerleri yazacaktık. Ama tabii ki seyahatte buna üşendik. Videoda çektiğim için ekstradan buna yazamadım. Biz de gezmemiz gereken şeyleri, yememiz gereken şeyleri bu şekilde not aldık. Sen küçükken ur böceklerini öldürüyordun. Valla hiç duymadım. Yerde diyor, aa ölmüş uğur böceği kokuyor. Siz yani, biliyor musunuz ölmüş uğur böceği kokusunu ben? Hiç bilmiyorum. Sevdiğim için saklardım, o ölürdü. Burada nehir turlarına da katılabilirsiniz. Fiyatı 10 euroydu 2 yıl önce. Şu an güncel ne kadar bilmiyorum ama akşam çok keyifli oluyor ışıklandırmalarla birlikte. Biz katılacak mıyız? Hayır. 10 euro veremeyiz ona şu an. Günlerden cumartesi bence yerel halk da geliyordur böyle yerlere hafta sonu oturmaya falan. Çok keyifli şuradaki banklar. Aslanlı Köprü'den geçeceğiz ve bu da tarafına geçeceğiz. Aslanlı Köprü'nün bir hikayesi var. Doğru mu bilmiyorum. Ben şeyde öğrenmiştim geçen geldiğimde. Burayı yapan kişiye o kadar kusursuz bir yer yaptığına inanmış ki eğer bir kusuru varsa kendimi şuradan şuraya atacağım demiş. Ve tabii ki bir kusur bulunmuş. Şimdi size o kusuru göstereceğim. Atmış mı bilmiyorum. Aslanlar burada. Bulunan kusur da bu aslanların dili yok. Bunun da yok. O yüzden intihar ettiğine inanılıyor. Ben de kulaklıkları taktım çok rüzgar olduğu için. Umarım sesimi iyi alıyordur. Bu köprüden geçip Feniklere bineceğiz ve yukarıya çıkacağız. Buda Kalesi'ne. Oradan Budapest'in manzarası çok güzel gözüküyor. Ay ben İsviçre'de o Feniklere aradım. Konum beni böyle saçma bir yere götürdü, ulaştınız dedi. Ne in var ne cin var. Dağın şey yani biraz daha kısım orman. O kadar korktum ki. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Şimdi buraya bineceğiz. Hayatımda ilk defa bineceğim. Garip gözüküyor. İsterseniz feniküllere binmeyip buradan yürüyebilirsiniz. Ama şu anda sert edemedik açıkçası. Belki hava biraz daha güzel olsa yürürdük ama çok esiyor. Hayır. Look, this is a map about the area up there. If you like, the funicular is 7 euros, 7, 7. Okay. Take you up to this green dot, to mm-hmm. the castle, and then you can walk to the church and the others. If you feel like you don't want to walk that much. Buranın meşhur tatlısını alacağım. Prag'da tirdenlik, Bulgarlar makara. Burada da kürtoz kalaks deniliyor. Şimdi bir tane alacağız. Yerde tamam. Teşekkürler. 6 euroymuş, orada 1 euroymuş. Ben her şeye dalıyorum böyle işte. Bizimki geliyor.
sanki gözlüklerin arkasından gerçek manzarayı göremiyormuşum gibi geldi. Şimdi çıkardım. Aşağıya doğru yürüyeceğiz. Aşağıda balıkçı tabyası sanırım adı. Tabya ne demek onu bilmiyorum. Onu araştıracağım birazdan. Oraya gideceğiz. Bir leblebi sesi duydum sanki. Amigo marka. Acıktım. Matias Kilisesi. Çok ihtişamlı gözüküyor. Arkamdaki kilise işte savaşlarda, yangınlarda sürekli hasar görmüş ve tekrardan yapılmış. Bu kilisenin önemli olma nedeni de buradaki kralların burada taç giymesiymiş. Yani taç giyme törenleri bu kilisede gerçekleşiyormuş. Balıkçı tabyasına geldik. Tabyanın ne demek olduğunu yolda öğrendim. Savunma amacıyla yapılan bir yerin işte silahlarla kuşatılması. Yani şu an söyleyemedim. Silahlarla kuşatılmış, savunma amacıyla yapılan yer demekmiş. Bence şu an oldu. Mimarisi çok güzel. Sanki kale yandırıyor ama hiçbir zaman kale amacıyla kullanılmamış. Buradan artık biz aşağıya inip Peşte tarafına geçelim diyoruz. Karnımız çok acıktı çünkü. Dönüş yoluna geçtik. Çocuğum bize söylediği şeyler bunlarmış. Bunlarla genelde yaşlılar binmiş. Geziyorlar. Biz de feniküleri gitmeyelim, aşağı yürüyelim dedik. Bakalım umarım doğru yere yürüyoruzdur. Ama bak yaklaştık geldi ha. Dönüş bileti boşuna almışız. Yani 5 dakika falan yürüdük, aşağıya indik. Tabi balıkçı tabyasına da bayağı bir yürümüştük. Eğer buraya yolunuz düşerse bence tek binişlik alabilirsiniz feniküleri. Ben de buradayım. Şu anda Change Office bulup yemek yiyeceğim. Ay geldi. Galiba ölü kuş gördüm. Ölü kuş mu? Geldi ölü kuş mu? Şu. Geldi bir kere bak çok merak ettim. Değilse rahatlayacağım. Seni kuş sandım. Çok korktum ya. Bu manzaranın aynısını Anadolu Üniversitesi'nde yaşamıştık ama o gerçekten kuştu. Ay. Benim kuşlara karşı bir şeyim var yani, bir değişik. Buranın meşhur lezzetlerinden langoş yiyeceğiz şimdi. Ben daha önceden yemiştim, böyle tadı aynı bizim lokmalar gibi, kocaman pişi yani. Üzerine işte yeni insanlardan gösteririm. Şu an kimsenin de gözükmüyor. Aynen, soğan koyuyorlar, daha sonra işte peynir, krema. Kombinasyonlarını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Fiyatlar da bu şekilde. Burası şubeleşmiş artık. Starbucks gibi her yerde var. Ben şey yiyeceğim. Ben kolbas sosu yemek istiyorum. Şu an buna 1000 forint ödedik. Yani yaklaşık 3.6 euroymuş. Thank you. Burada bak bir sürü şey, farklı şey var. Kumpir gibi. Ve herkes sokakta ayakta yiyor bunu. Sokak lezzeti gibi bir şey. Gözlük koyacaktım para koyduğum. Çok büyük. Evet ya, ya diyorum sana pişinin büyük hali gibi. Ama yeriz. Güzel olacak inan. Bak üzerine bol peynir. Thank you. Çok güzel. Evlerin önünde lokma dökülür ya, onları da böyle belki alternatif geliştirirler Yelda. Bizim lokmaların üzerine. Çok güzel gözüküyor. Pişi. Güzel, bildiğim pişiye hiçbir farkı yok. 150 yıl boyunca buraya Osmanlı hükmetmiş. Böyle yemekler, şeyler çok benziyor. Gulaş mesela bildiğiniz kas kebabının daha sulu halidir. Bence çatalla değil, elle yenir. Sorry, can I buy another fork? Yes. Thank you. Biz biraz mola verdik, keyif molası. Tatilde yiyebildiğimiz kadar yiyoruz resmen. Bunun adı short bir şey cheesecake. Sanki şeye benziyor, San Sebastian cheesecake'e benziyor. Ve flat white aldık kahve olarak da. Burada bir kahvenin ortalama fiyatı 2 euro gibi. Bayağı da büyük bir kahve. Aynı şu an oturduğumuz yer Costa Cafe olarak geçiyor. Starbucks'a benziyor. Take away böyle insanlar oturuyor. Ya kafede çok kötü bir haber aldım. Sonra ben bir ağlama krizine girdim. Annem rahatsızlanmış. Dönmeyi falan düşündüm. Şimdi Eray annemin yanına gitmiş. Annem de beni görüntülü aradı. Bir şey yok dediler. Saat de bayağı geçti. En son oraya girdiğimizde hava aydınlıktı. Kaç saat oturduk bilmiyorum yani. Ama dinlenmiş de olduk.
Ama bilmiyorum işte, umarım bir şey olmaz anneme ya. Ya da bir şey olmaz değil mi? Ama iyiydi. Aynen, görüntülü konuştuk, iyiydi. Birden korktum böyle mesaj atınca. Dün olmuş aslında hasta ama bana söylememişler. Şu anda da akşam biraz dolanacağız. Yarın da zaten buradayız. Yarın artık vlog'a devam ederim. Çünkü keyfim kaçtı çok. Daha demin böyle mutsuz mutsuz duruyordum. Takipçilerimle karşılaştım. Yelda diyor, Melis valla dünyaya açıldın. Şimdi arkamızda da bu Aziz Stefan Bazilikası mıydı? Yelda kilisesi miydi bazilika? Hayır, bazilika. Aziz Stefan Bazilikası var. Bu bazilikayı yaptıran kral, Hristiyanlığı kabul eden ilk kralmış. Günaydın. Artık Budapest'ten ayrılma vakti geldi. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Dün marketten şöyle baklava almıştık hazır. Sanırım Macarca yazıyor ama 120 ml koyup 3 dakika pişireceğiz. Bir de muzumuz var. O da burada. Sütümüzü de gel göstereyim. O da burada. Bunların fiyatları yaklaşık 80 cent falan euroya çevirince değil mi? Öyle geliyor. Bunlar da öyleydi. Bunlar 1 euroydu. Yok. 1 eurodan da azdı. Süt galiba 1 euro bir şey. 200. Bu da front. Bu çok ucuzdu ya. 50 cent falan, bayağı ucuz. Kahve. Kahve. Makinenin içinde kahve var zaten. Bunu dökelim. Yeniden demleyelim bence. Bence bunlar günlük olarak bunu her gün demliyorlar. Biz günlük 1 saatlik. Takmayalım onu. Ama çok az biliyor musun? Şunlar bence ortak. Herkes kullanabiliyor. Diye düşünüyorum. O da bugün çok pisti. Temizlememişler. Büyük ihtimalle biz bugün gideceğiz. Odada kimse kalmayacak diye. Çünkü dün tek başımıza uyuduk. Önce yaklaşık 2 bardak ılık su. Eşyalarımızı buraya bırakacağız. Şuraları büyük ihtimalle sığmayacak ama herhalde bavulu başka yere koyacağız. Sığar mı? Aa, sığdı yerde. Hop. Tamam, başka şeyler de koyabilirsin. Onu da koy. Hoş geldiniz yazmışlar bütün dillerde. Türkçe'de tam. Nerede? Nerede? Göremedim. Heh, şurada. Adımızda yok ki herhalde. Günaydın. Sen ne kadar tatlı bir köpeksin öyle. Ayarda geliyor bu. Bay bay. Mahallemizin köpeği. Vallahi çıkacak. Ama arkada şeyi var. Sahibi. Aa, çok garip. Seviyeleri farklı bardaklar var ve hepsi farklı bir ses çıkarıyor. Ona göre de bir melodi. Çok tatlı değil mi kalp şeklinde? Sert mi? Sert gibi, şöyle poğaça bildiğimiz. Arkamda gördüğünüz ayakkabılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öldürülen Yahudilerin anısına ayak numaraları alınarak tam olarak demirden yapılmış. Bir sürü çocuk ayakkabısı var ya, bilmiyorum, çok farklı hissettirdi. Ve tasarımcısı da bir Türk, Can Togay'ın adı. Budapest'te de yaşıyormuş sanırım. Şimdi internetten okudum ben de. Yakından göstereyim size ayakkabıları. Burası bayağı turistik bir yer şu anda. Çok kalabalık. Bir de pazar günü. Dünya keşke bu kadar kötü bir yer olmasa, bakın. Parlamento binasındaki banklarda biraz dinlendik ve Aldi buldum. Aldi de buranın uygun fiyatlı marketlerinden biri. İçeriden biraz alışveriş yapalım. Karnım çok acıktı benim. Bunlar Türkiye'de çok pahalı. Aynen. Bak, şeker ilavesiz yazıyor. Ya, 900 forint 3 euro. Şu küçük kahveler ne güzelmiş. Taze taze hemen tüketmelik. 150 forint, yani yaklaşık çok az. Bayağı az fiyatı. Şöyle hesaplayalım. 300 forint yaklaşık 1 euroysa bu
50 cent civarında falandır. Bakalım alım güçleri nasılmış, öyle bir düşünelim. 464 euro askeri maaşları. Çok güzel. Ama çikolata alışverişimizi şeye saklıyoruz şu an, Almanya'ya. Şu kocaman cips. Ben çok severim bunları. Böyle çeşmili oluyor değil mi? Bunlar sarımsaklı falan. 400 forint. Yani yaklaşık bu da 1 bilmem ne euro. Alkol fiyatlarına gelirsek Avrupa'daki ülkelerde olduğu gibi burada da alkollerin fiyatları gayet uygun. Şu şarap mesela 700 forint. Yani yaklaşık 2 euro civarında. Yerda. Bundan alalım mı? Baksana çok garip. Bu karides cipsi mi? Karides cipsi, evet. Çok güzel, yeriz. Hem de fiyatı çok uygun. Bak 189 kuro. Bedava da değil canım. Bedava gerçekten. Antep fıstığı, badem. Her yerde olduğu gibi burada da pahalı. Hadi gelin bir de meyve sebze fiyatlarına bakalım. Genelde daha pahalı oluyorlar Türkiye'den. Buradaki armutlar nedense böyle. Bir değişik, baksanıza rengi falan. Kesin çok sulu ve güzeldir. Genelde böyle şekilsiz şükürsüz olanlar lezzetli oluyor. 700 forintmiş. Mesela bu elmaların kilosu da 1 euroymuş. Ya daha domatesin kilosu ne kadar pahalı. Bak 900 forint. Kaç para? 3 euro. Şu an alım güçlerini kıyaslamaya çalışınca hani euro değil ya, tam olarak çeviremediğim için kıyaslayamıyorum. Türk parasına çevirdiğimiz zaman bile bizim marketlerden daha uygun fiyata şeyler var. Mesela salami 200 forintmiş bu salam. 1 eurodan bile az. Çok yakın tutuyorum şu an kamerayı. Sorry. Uzaklaştım. Çıkınlar. Sanki hiç hijyenik durmuyor burada. Şunu aldım 49 forint'e. İçecek olarak da zero sprite'lerimizi aldık. Burada her içeceğin şeylisi var. Sıfır kalorisi. Konuşamıyorum ben. Neyse dışarı çıkıp deneyelim aldıklarımızı. Ay başımıza neler geldi bilseniz. Tam kasadayken işte aldıklarımı çekiyordum. Sonra yanıma biri geldi. Çekmek yasak falan dedi. Ben de tamam dedim. Sonra clear clear dedi. İşte bir şeyler cümle de kuruyor ama kadın çok böyle bizi dövecekmiş gibi o kadar şey. Ben de gözünün önünde sildim videoyu. Tabii sonra silinenler de var da neyse. Ben sonra dedim ben turistiz, işte YouTube kanalıma çekiyorum falan. Sonra birden böyle önündeki armayı gösterdi. Böyle kötü kötü baktı. Hani şey gibi. Ne bileyim sanki ajanmışız da biz bir şey yapıyormuşuz gibi. Alt tarafı bir de Aldi'de çektik. Aldi şey bir market, hani Almanya'da falan da var ve YouTube'da bir sürü videosu var mesela. Ben takip ettiğim bir sürü YouTuber çekmişti işte Almanya'da şu kadar euroluk market alışverişi falan diye. Ne bileyim çok korktum ya, ellerim falan buz kesildi. Bizim fotoğrafımızı da çekti. Bilmiyorum. Keşke söyleseydim sen neden benim fotoğrafımı çekiyorsun diye. Gel hadi ya da deneyelim. Ay çok korktum. Şunu deneyeceğiz şimdi. Bu karides gibi sanırım. Çok güzel kokuyor. Türkiye'de yediklerime göre baharatlı da. Onlar düz sadeydi. Ve güzel, ben bunu bayağı yerim. Gel ya da sen dene. Sonra farklı şeylerden biri. Bu. Buna bayağı bir para bayıldık çünkü Amerika'dan gelmiş bu da. Peanut butter'lı mı bu? Krema. Evet, peanut butter. Peanut butter. Fıstık ezmeli. Aynen. Bunun orijinalinin adı neydi? Sen biliyordun. Sürekli deneyelim dedim. Reese's. Aa, bunlar bence çok güzel bir şey. Bunların sağlıklısını da yapıyorlar. Dışına biter çikolata yapısı tatlıydı. Çok güzel. Bir de ben şunu denemek istiyorum. Sport. Bu da bence buranın ucuz çikolatalarından. Bizim ülkeler gibiymiş. Ay. 3 saniye kuralı bir şey olmaz bence. Şöyle. Bu şey bizde de var, ucuz. Ne adı bizimkinin? Ya yeme. Yeme. Çok özüm. Şunu yiyeceğim ben. Bunun adı da kokus durit. Kokus durit. Bunlar çok ucuz. Ay ağzım tadı bozuldu. Bu bence güzel bir şey. Nasıl bir şey anlamadım bu. Böyle Hindistan cevizli. Beyaz çikolata mı düştü değil. Bakayım. Ön jöle yok. Ne içindeki jöle? Hindistan cevizi tamamen. Bu çok güzelmiş. Bak koparayım falan. Isırmadığım kısımdan. Dayanamadık. Bunu da deniyoruz. Gel daha çok tatlılar. Bak minik minik. Bir de ayrı ayrılar. Biri değiller böyle. Bunun tadı aynı çilekli Milka. Ben şeyi çok seviyorum. Dido'nun yeni çıkan
bitter çikolata, beyaz çikolata, sütlü çikolata gofreti. Yani daha da çok seviyorum. Bu çok güzel. En favorim şu. En çok bunu beğendim ve bunu beğendim. Bu ikisi. Çok, ay. Evet, döktüm. Çok garip şeylere rastladık. Şöyle haberler var bir sürü ama hiçbir şey anlamadık. Bavul falan var. Bunlar ölen kişiler mi ki acaba Yelda? Kesin aranızdan bilen biri vardır. Aşağıya yazabilirsiniz ne olduğunu. Hiç anlamadık. Şimdi böyle restoranların olduğu bir sokağa vardık ve çok tatlı minik bir yer bulduk. Adı Kiş Herang Restoran. Burada buranın meşhur lezzeti olan şu gulaşı deneyeceğiz. Burada langosta varmış. Ben hep o zincir olanla yedim dün yediğimizde. Buradaki böyle mantarlı falan farklı. Soracağız şimdi işte içinde et var mı, vejetaryen mi diye. Bir de şu gulaşı deneyeceğiz. O nerede? Burada. Bu arada geldiğimiz yer çok tatlı bir yer. Aile işletmesiymiş. Başta öyle yazıyordu. Bakın. Aa, çok güzel. Bak. Yani daha buradaki langos biraz daha farklı. Baksana daha büyük ve değişik. Bunun içinde havuç olması gerekiyor. Dana eti, patates. Başka da bir şey yok galiba. Aynen, çok güzel. Ben çok seviyorum. Bir ev yemeği boğazınızdan geçsin. Afiyet olsun o zaman Yerda'cığım. Bu da peşte şeyden dolayı seviyorum. Hani böyle mesela İtalya'ya gittiğimizde sürekli makarna, pizza, hamur ya da başka bir yere gittiğimizde damak tadı bize uymuyor ama bunlar bildiğiniz bizim yemekler yani. Hiç yabancı çekmiyoruz. Hediyelik bir şeyler almaya geldik. Buranın paprikası yani biberleri meşhur. Biraz ağır kokuyor. O yüzden pek alasım gelmedi. Bakın böyle bir sürü çeşit var. Hediyelik alışverişimi yaptım. Bu Era'ya. Böyle bir anahtarlık istiyordu. Şurayı kenara koyayım. Daha sonra bu arkadaşıma. Bu da Peste'den Kargüresi koleksiyon yapıyormuş. Sonra bu kartlardan biri bana, biri de size. Arkasına not yazmayı planlıyorum. Bu kalemleri de kendime aldım ama bana iki tane kalem fazla. Birini size hediye etmek istiyorum. Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Yani çekiliş değil de benden bir hediye. Bu da peşinden bir hatıra gibi düşünün. Hangisini istiyorsunuz acaba bilmiyorum. Kadın mı erkeğim mi? Ama ikisi de çok tatlı. Tek şart kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalıma abone olan birine çıksın isterim. Ama bilmiyorum, fark etmez başkasına çıkarsa da. Böyle benden ufak hatıra çıktı. Bakın biz nereye geldik. Çok yüksek bir dövme dolap ve ben buna çok binmek istiyorum. Yelda bakalım binmek istiyor mu? Yelda inelim mi? Biraz ben de korkuyorum. Daha önceden yani küçük dövme dolaplara bindim. Hiç bu kadar büyüğüne binmedim. Çok güzel gözüküyor ama. Bakalım fiyatı ne kadarmış. Tutun. How much? 5400. Okey. Tamam, ucuz. Ne kadar? Benim öğrenci kartım yanımda değil ve öğrenci kartı soruyorlar şu anda. Ya da bunları saklayalım mı? Saklayalım. Ay, heyecanlandım. Öğrenci olmadığım için biraz daha fazla vermek zorunda kaldım. Yani öğrenciyim de öğrenci kartımı getirmemişim. Toplamda 5-6 euroya falan geldi. Çok pahalı değilmiş sandığım kadar. Aynen. Çok heyecanlıyım şu an. Korkuyorum. Bakalım yanımızdakiler kim olacak? Aa, evet. Evet. Bayağı 3 kere döndük. Ben bir kere döneceğiz. Bence yeter artık. Bence de yeter. Bir kere daha dönersek kısabilirim. Ama çok güzel. Hop. Ya çok güzeldi. Bir de Eray'la binmek isterim ben. Yelda'da inşallah ileride sevdiği kişiyle. Ve videomuzun sonu geldi. Umarım güzel bir video olmuştur. Tatildeyken işte hem video çekmek, hem gezmek, hem Instagram için bir şeyler paylaşmak biraz zor oluyor ama
Mesela bugün hiçbir şey paylaşmadım, internetimi açmadım ve anı yaşamaya çalıştım, size de aktarmaya çalıştım. Umarım keyifli olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağıya yorum bırakırsanız da çok çok mutlu olurum. Çok seviyorum yorumlarınızı okumayı. Hepsine kalp bırakmaya çalışıyorum. Bir sonraki durağımız artık Prag olacak. 18 Euro'ya biletimizi aldık. Bu gece yollardayız. Yarın sabah ulaşacağız. Umarım buraya gelmek isteyen herkes de en kısa sürede gelir. Gerçekten favori şehrimiz bu oldu. Bir markette olumsuzluk yaşadık o kadar. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Geldi o. Hadi sen de bay bay de takipçilerime. Prag'da görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.